güzel, neredeyiz? Şu anda Göremez Kavurgası'ndayız. Mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Müze kartı geçen bir yer bulduk şu anda. Buraya giriş ücreti, bilet ücreti 54 lira. Bir kişi 54 lira ödeyerek içeri giriş yapabiliyorsunuz. Müze kartı geçiyor. Burası bakanlığa bağlı. O yüzden çok çok mutluyuz. Açık Müzesi'ne şimdi gezmeye başlayacağız. Soğuk hava deposuymuş. Burada da yemek yapıyorlarmış. Sırayla böyle 4 tane oda bulunmakta. Şuradan geçebilir miyim sence böyle? Böyle geçebilir miyim? Şurası felaket seri şu an. Evet, güzel elmalı kilisesindeyiz. Evet, burada da içeride yine aynı şekilde fotoğraf ve video yapsak. Ama içerisi gerçekten mükemmel. Ve siz fotoğraf video çekmek isteyeceksiniz. Yasak. Kızı çekebilirseniz çatırmadan çekersiniz. Gerçekten harika bir yerdeyiz şu anda. Aynalı kiliseye girmediğim için pişman değilim yani. Sağımda karanlık kilise, solumda yılanlı kilise. Bu kiliselerin arasında odalar bulunmakta. Bu odalar kilise olarak kullanılmıştır. Bu odalar arasında birbirlerine geçişler var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Aynı zamanda kiliselerle de bağlantılıdır. O zamanlarda kiler olarak, oda olarak kullanılmış hepsi. Bizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Neredeyiz? Aynalı Kilisesi'ne geldik. Burası Aynalı Kilisesi'nin yolu. Çok mükemmel bir yolu var. Şu aşağısı galiba değil mi? Evet. Bence inelim, başlayalım yürümeye. Tamam. 100 metre diyor, bakalım. Güzel. Aynalı Çarşı'ya girmedi, kızdı. Evet, girmedim. Pardon, Aynalı Çarşı dedim. En başa alıyorum. Bir rhythm. Evet, güzel. Aynalı Kilisesi'ne geldik ve girmedim, kızdım. Neden kızdın ya? Her tarafı işgal etmişler gerçekten. Yani makboz yok, bir şey yok. Yani yapılan hiçbir şey yok içeride. Nereye girseniz kişi bir tane yani köylü var kapıda. Değilim, burada çok gezecek yer var çünkü. Hani olay 10 lira 20 lira değil. Yani demin 30 lira verdik mesela girişe. Ama yani deminkinde bir hizmet vardı. Yani burada bildiğiniz bir taşın önüne köylü geçmiş, fotoğraf çekemek diyor 10 lira. Oraya giriyorsunuz 10 lira gibi. Nasıl buran? Kuru. Çok güzel, kuru. Akşamları çok soğuk. Buraya gelirseniz ve yani yazın da olsa mont. Kesinlikle yanınızda uzun şeyler, uzun eşofman, çorap, uzun kollu, hırka kesinlikle getirin çünkü gece donarsınız. Kamp yapacaklara özellikle tavsiyemdir. Kesinlikle battaniye getirin yanınızda. Kalın pijamalar getirin ya da eşofman takımı getirin. Uzun şeyler getirin. Gündüz istediğinizi giyebilirsiniz. Gündüz hava çok sıcak. Kuru bir sıcağı var buranın. Güzel, şu an neredeyiz? Şu anda peri bacalarındayız. Peri bacaları Ürgüp içerisinde bulunuyor. Seyir terasını geçiyorsunuz, göremeden uzaklaşıyorsunuz ve Ürgüp sınırına giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman zaten çok büyük bir kalabalık göreceksiniz. Ücretsiz otoparklar var, hediyelik eşyalar satılıyor. Yiyecek içecek bulabilirsiniz, restoran, kafeler var.
kurabacalarına gezebilirsiniz. Kındayız. Şu an tam karşımda görmektesiniz üç güzel yeri. Bu da seyir terası var. Ve çok çok güzel. Evet, şu anda üç güzellerin olduğu yerdeyiz. Üç güzellerin olduğu yerdeyiz şu anda. Peribacalarını buradan görmektesiniz. Seyir terası var zaten. Burası için herhangi bir ücret yok. Hediyelik eşyalar burada çok çok uygun. Göreme'nin çarşısına göre. Oturduğumuz yerde yine gözleme yiyebilirsiniz. Gözleme çeşitleri mevcut. Türk kahvesi 7 lira. Soda 2 lira. Bu şekilde güzel bir atmosferi var gerçekten. Durduk burada. Yukarıda yine seyir terası var. Devrent Vadisi'nin oradan da izleyebilirsiniz. İsterseniz yine buradan gidebilirsiniz. Vadinin içine gezmek isterseniz. Alt yoldan yine tabelalar size yardımcı olacaktır. It's me.